Herkes için Mimarlık Derneği ve Mekanda Adalet Derneği olarak katılım ve kamusal mekan üzerine bir etkinlik düzenledik ve şu an üçüncü oturumdayız. Üçüncü oturumun konusu katılımın araçları. Aslında daha önceki oturumlarda da biraz konu açılmaya başlanmıştı farklı uçlarından. Katılımın araçlarını, belki ölçeğini, bu ara yüzler, paralel yüzler meselesini açacağız. Aynı zamanda tasarımın bunun neresinde yer aldığı, tasarımın işlevi bu katılımda nasıl yer alabilir gibi bir meseleden başlayacağız. Bu oturumda da üç tane konuğumuz var. Birisi Arda İnceoğlu, Hayrettin Günç ve Barış Göğüş. Şeyi tekrar hatırlatalım. Bu üç kişiden sonra, yani katkılardan sonra yine bir tartışma kısmımız olacak. Bu artık bütün oturumların sonu olduğu için daha geniş bir zaman aralığında daha geniş tartışma fırsatımız olacak. Yine Miro'ya katkılarınızı koyabilirsiniz. Chat kısmından yorum ve söz isteğinizi belirtebilirsiniz. Evet, Arda İnceoğlu'yla başlayalım isterseniz. Merhaba. Arda İnceoğlu mimar ve akademisyen. Kurucusu da olduğu MEF Üniversitesi'nin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde görev yapmakta. Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık mesleğinin pratiğinde de yer almakta. Aynı zamanda birçok mimari ve kentsel tasarım yarışmasının katılımcısı ve ödül almış bir mimar olarak diyebiliriz kısaca herhalde. Buyurun. Peki hocam, selam. Çok bana söyleyecek bir şey kalmadı gibi hissettim. Bir sürü notum vardı. Hepsi bir önceki oturum. İlk baştan beri takip ediyorum. Dolayısıyla birazcık improvize olacak. Peki şöyle diyeyim öncelikle. Katılım aslında bir katılım iletişim aracı. Böyle olduğunu biliyoruz zaten. Çok özel bir şey söylemeyeceğim herhalde. Ve bileşenler arasındaki, işte bütün bu süreçlere katılanlar arasında tasarımcı tarafı, işte bir kamu söz konusuysa, bir işveren varsa, o kullanıcılar, bunu hatta üretenler ya da daha çeşitlendirebiliriz bu bileşenleri. Bunlar arasındaki iletişimin sağlanmasını sağlayan bir araç. Çok da aslında kuvvetli olabiliyor bu araç iyi kullanıldığı zaman. Ve bütün bu farklı bileşenlerin, paydaşların birbirlerini dinlemenin ötesini anlamasını sağlıyor. Birinci önemi bence bu işlevi. Ama bu tabii dolayısıyla iyi bir tasarım süreci, şimdi biraz böyle daha spekülatif bir şey söyleyeceğim. Hiç aklımda yoktu, demin dediğim gibi eski notları çöpe attım. Herhangi iyi bir tasarım sürecinin katılımcı olması mümkün değil. Yani iyi bir tasarım süreci iletişimi gerektirdiği için, farklı taraftaki insanların, masanın etrafındaki insanların birbirlerini dinlemesini zorunlu kıldığı için iyi bir tasarım süreci her halükarda az ya da çok adı katılımcı olsun olmasın katılımcıdır. Böyle diyeyim. Bunun tersinde de katılımcı süreçlerde illaki de iyi tasarıma yol açmayabilirler. Çünkü tasarımı tasarımcılar yapar, iyi tasarımcılar iyi tasarım yaparlar. Çok kabaca böyle. Tabii ki bir sürü bileşenlerin destek verdiğini, katkıda bulunduğunu unutmayalım. Yani katkıda bulunmakla katılım çok böyle hassas bir dengede yaşıyor. Peki bunu söylemiş olayım. İki tane çok kısa deneyimden bahsedeceğim. Hadi bir deneyim, birisi de bir deneyimimsi bir durum diyelim. Katılımcı tasarım süreçlerinin Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurucularından biri olan ve en önde gelen isimlerinden biri olan Henry Sanoff hocam ve daha sonra da arkadaşım oldu diyebilirim. Ve onunla özellikle işte bizim Mimarlık Fakültesi'nin kurulma aşamasında katılımcı süreçlerle üretim yapacağımız projeler düşünüyorduk. Bu tasarla yap süreçleri, bir kısmınız biliyorsunuz. Onu konuşurken çok tartışmıştık bunu. O biraz önce bahsedildiği gibi bir amaç tariflemişti ki Henry'nin alan çok pratiği de var. Yani çok sayıda tasarımcı proje yürütmüş, kitaplar yazmış, dersler vermiş, araştırmalar da yapmış ama net bir şekilde katılımcı süreçlerle proje de üretmiş bir kişi. Ağırlıklı olarak da okul yapıyor. Okul projeleri de bulunmuş. Ve aslında deminki iletişimde geliyorum aslında. İnsanların
birbirlerini anladıkları ve özellikle kullanıcıların tasarımı daha çok benimsemene sağlayan bir araç olarak gördüğünü söylemişti. Bana da doğrusu ikna edici ve anlamlı geldi. Benim kendi deneyimde, meslek pratiğimde bir katılımcı deneyimim yok. Ama işte bu tasarla yap süreçlerinde bir bina uygulaması diyelim. Orada tasarımcı olarak değil ama yürütücü olarak katıldım. Hani çok katıldım. Bir tanesinin oldukça katılımcı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şey yapayım mı hocam? Bir ekran paylaşayım mı? Bir iki imaj göstereyim mi bir yandan konuşurken? Mahsuru var mı? Tabii ki. Yani çok da önemli değil ne olduğu. Bu Boğaziçi Üniversitesi Yelken Kulübü için işte 2018'deki birinci sınıf öğrencilerinin 40 öğrenci yaptıkları bir proje, bir kayıkhane. Oldukça katılımcı bir süreç yaşadık. Boğaziçi Yelken Kulübü için yapılan bir proje. Onların ne işte şu üstteki imajdaki çocuklar onlar, Yelken Kulübü'nün üyeleri. Aşağı yukarı 50 üye vardı. Bu sürecin içinde 20 tanesiyle tanıştık ve birlikte çalıştık. Ne istediklerini çok iyi biliyorlardı. İşte araçları, aşağıdaki ekipman ne olacağını biliyorlardı. Gelecekte nasıl büyüyeceklerini biliyorlardı. Ve tasarım zaten çok ortak bir tasarım süreci yürüyor bizim bu tasarlı yaplarda. Çok karşılıklı olarak paylaşarak, tartışarak yaptığımız bir tasarım sürecinden sonra yine bu kulübün üyelerinin de katıldığı bir üretim süreci yaşandı. İşte burada bunlar hep bizim ekip ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Böyle de bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bu tabii ki çok istisnai bir durum. Şu açıdan istisnai, başarılı bir katılım, bitiriyorum. Başarılı bir katılım süreci için ölçek süper önemli diye düşünüyorum. Bu böyle bir ölçekte bütün neredeyse kullanıcıları tanıdığımız ve birebir iletişime kurabildiğimiz bir ölçekte çok rahat bu süreci ilerletmek. Çünkü onlar ne istediklerini biliyorlar, gelecekte nasıl bir hayal kullanacakları, mekan için hayal kurduklarını biliyorlar. Son bir dakikanız. Evet, bitiriyorum. Bu işi çok kolaylaştırıyor. Bu ölçekte katılımcı süreçleri neredeyse başarısız yapmak mümkün değil muhtemelen. Ama ölçek büyüdüğü zaman, hani bir okul içinde muhtemelen böyledir. Bir okul yapılıyor olsaydı, demin Harris'e haftadan örnek verdim. İşte oradaki yönetim, öğretmenler, öğrenciler, veliler falan bunlarla birebir iletişime kurup çok sağlıklı bir süreç yürütmek mümkün. Ama şimdi çok büyük ölçeğe geldiğimiz zaman, şimdi Taksim en yakın şey ya da herhangi bir kamusal alan diyelim. Burada kullanıcının bütün dünya olduğu neredeyse, çok fazla paydaşın olduğu süreçlerde işler çok karışıyor. Ve bunun nasıl bir cevabı var doğrusu hiçbir fikrim yok. Yapılabilir mi? Katılımcı süreçler çok anlamlı kurgulanabilir miyi bile bilmiyorum. Yani bütün paydaşların tartışması, veri üretmesi, kamu yararına ulaş, kamu yararına nasıl, hangi senaryolar oluşacağını tartışması anlamlı. Ama tasarıma, Taksim Meydanı diyelim ya da Üsküdar diyelim ya da Salacak diyelim, herhangi büyük bir kamusal alan diyelim, tasarıma nasıl destek vereceğinin mümkün olup olmadığını emin değilim doğrusu. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımız Hayrettin Günç. Hayrettin Günç tasarımcı, mimar, aynı zamanda şehirci. NACTO'nun Global Designing Cities Initiative programında tasarımcı olarak çalışıyor. Eşitlikçi, sürdürülebilir, güvenli şehirleri teşvik etme ve çabalarına katkıda bulunma konularında program yöneticisi olarak çalışıyor. Evet Hayrettin, buyur. Teşekkür ederim. Ekranımı paylaştım. Görebiliyor musunuz acaba? Görebiliyoruz. Tamam, süper. Herkese merhaba tekrar. Teşekkür ederim davet için. İsmim Hayrettin Günç. Yaklaşık 7 senedir Amerika'da yaşıyorum ve son 5 senedir de dünyanın farklı şehirlerinde kentsel tasarım projeleri üzerinde çalışıyorum. Bugün de aslında düşünürken katılıma dair bu sahada edindiğim deneyimleri ve aslında katılımın daha çok pratik ve uygulama kısmında ne şekiller alabileceğini paylaşabileceğimi düşündüm. Bir teoriyi biraz pratiğe kaydırabiliriz belki bu şeyde. Dün de düşünürken biraz not aldım bu sorularla ilgili işlevi ve araçları konusunda. 4 ana başlığa sığdırmaya çalıştım ama aslında sığmıyor tabii konuşmalarda da anladığımız şekilde. İlki katılımın daha çok bağlama anlama, çevresel koşulları daha iyi anlama ve aynı şekilde katılım kullanıcıların taleplerini ve ihtiyaçlarını anlamak için bu katılımcı süreçlerin yararlı olduğunu gördüm.
İkinci sebep olarak paydaşların desteğini sağlama ve birlikte yapmak. Çok hoşuma gitti birlikte yapmayı duymak daha önceki şeylerde. Biliyoruz kamusal alanda proje yapmak hep çoğu insan için sancılı bir süreç değişimden dolayı. Ve farklı öncelikleri, farklı istekleri olan paydaşları ortak bir payede buluşturmak aslında çok zor bir şey. Belki imkansız mı onu tartışabiliriz. Ama katılımcı süreçler onun için yararlı. Gene aynı şekilde tasarımın uzun vadede nasıl performans göstereceğini anlamak ve mekanın canlılığını ve kullanımını arttırmak için de bu katılım süreçleri faydalı. Özellikle kamusal alanda proje yaparken hem maliyet yüzünden hem bürokrasi yüzünden çok komplike projeler olabiliyor. O nedenle katılım süreci bu yapılacak yatırımın riskini azaltacak bir hamle olarak görmek özellikle kamu kurumları için ikna edici olabiliyor. Son olarak sahiplenme duygusu. Bunun üzerine de konuştuk aslında. Hani gündelik kullanımdan başlayıp bu kamusal alanın bakımına kadar birçok konuda bu sahiplenme duygusu önemli. O nedenle tasarım sürecinde ve uygulamada yer almak bu duyguya katkı sağlayabiliyor. Dediğim gibi dört şey tamamını karşılamıyor ama belki tartışmayı açmak için yararlı olabilir. Hangi araçlar? Gene onlarca araç sayabiliriz. Bütün bu amaçlar için farklı amaçlar var, araçlar var. İşte bağlamı anlamak için veri toplamak belki öne çıkıyor ama paydaşların desteğini sağlamak için iletişim araçları öne çıkıyor, sosyal medya gibi. O nedenle çok elimizde araç var. Ben aşina olduğum birkaç araçtan bahsedeceğim bugün. Sonra detay da verebilirim daha konuşma içerisinde. Bir son zamanlarda çok kullanılan bir yöntem bu pilot projeler. Tanımlamamız gerekirse yüksek maliyetli bir yatırımı daha önce düşük maliyetli, geçici ve esnek kullanımı olan malzemeleriyle tasarımın uygulama provası olarak tanımlayabiliriz. Ve farklı ölçekleri olabiliyor. Bu örnekte gördüğünüz gibi daha sokak ölçeğinde bir uygulama olabiliyor. Mahalle ölçeğinde kavşak ya da bir yayalaştırma projesinde de görebiliyoruz. Ya da New York Times'taki Times Square'in dönüşümünde de kent ölçeğinde meydanlarda ve kamusal mekanlarda da uygulandığını görebiliyoruz bu tarz projelerin. Bu tarz bir projeyi İstanbul'da Maltepe'de gerçekleştirdik geçtiğimiz 2 sene içerisinde. Bunu da paylaşmak istiyorum. Projenin promosyon olarak değil, katılımcı bir tasarım deneyi, Türkiye'de yapılan bir deney olarak o çerçevede göstermek istiyorum. Yaptığımız proje kısaca bu fotoğrafta gördüğünüz otopark olarak kullanılan daha böyle bir atıl bir alanı mahalle meydanına dönüştürmekti. Bunu yaparken de işte araç hızlarını azaltıp sokakları yayalar için daha güvenli bir hale getirmeye çalışmak. Bu gördüğünüz 2019 Ekim ayında uyguladığımız pilot proje. Bu bina yoğunluğunun çok yoğun olduğu bir mahallede araçlara ayrılan mekanı böyle bir kamusal mekana dönüştürdük. Ve daha çok çocuklar ve çocukların gelişimi ve ona bakım verenlerin ilişkileri üzerine olduğu için onun üzerine kurguladık projeyi. Bu pilot proje geçtiğimiz aylarda da kalıcı olarak uygulandı. Yani o süreçte edindiğimiz feedback'i kullanarak kalıcı projeyi uyguladık. Neler yaptık katılımcı süreç namına? Hızlıca üzerinden geçeceğim. İlk günden itibaren veri toplamak ilk önceliğimizdi ve tasarımı verilere göre şekillendirmek. Burada da sahada kullandığımız formları görüyorsunuz. Ve veri toplamak için sahada yer aldığımız için aslında ilk mahalleliyle etkileşimde o süreçlerde başladı. Sahada olarak bütün meydandaki esnaflarla iletişim kurmaya başladık. İşte kimi mesafeliydi, kimi sıcak bakıyordu. Ama onlarla konuşarak, ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak tasarımı şekillendirmeye çalıştık. İletişim kısmına önem verdik. Tasarımı şekillendirdikten sonra ne yapmak istediğimizi anlatmak için böyle broşürler hazırladık ve bunu sosyal medyada paylaştık. Son dakika olarak şey yaparsın, tamam, toparlarsın. Hızlıca. Etkinliklerimizi planladık. Mahalleliyle bir araya gelip gene onları bir şekilde projeyi parçası yapmak için. Uygulama süresinde de mahalleliyi parçası yapmak, bu yapma sürecinin, uygulamanın parçası yapmak da onun parçasıydı.
Yine aynı şekilde veri toplamak, o açılış gününde insanların tercihlerini, profilleri anlamak için farklı etkinlikler düzenledik. Daha sonrasında programlaması da önemli. O katılım sürecinin parçası olarak orayı canlı tutmak, nasıl etkinlikler yapılabilir? Buna dair birçok deneyler yaptık diyebilirim. Burada işte mahalleliyle iletişim, bu kamusal alanın sahiplenilmesi ve bizimle olan iletişimlerine dair birkaç örnek koydum. Burada durayım. Daha sonrasında tekrar detaylarını gösterebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi Barış Göğüş sunum yapacak. Kendisi şehir plancısı. 2012 yılından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Çalışma alanları arasında kentsel tasarımda, planlamada katılımcı süreçler, katılımın yöntemleri, coğrafi bilgi sistemleri, kamusal mekan, kamusal alan, kent tarihi ve disiplinler arası aşırı çalışmalar bulunuyor. Evet, buyurun. Mikrofonunuz... Merhabalar, evet. Özür dilerim. Ekran paylaşınca, arayüz değişince mikrofonun nereden açacağımı bulmam. Zaman aldı, kusura bakmayın. Merhabalar, öncelikle davet için ve bu kadar verimli tartışmalara zemin hazırlayan etkinliğiniz için çok teşekkür ederim. Ben burada bir ekip adına buradayım. Öncelikle onu vurgulayayım. Biz İdilak Yol Koçan, Ahmetcan Alpan, Derya Altınar, Melih Birik, İnci Olgun ve Saadet Tuğçe Tezer'le beraber size onların sözcüsü olarak Kabataş Transfer Merkezi'nin bildiğiniz gibi Martı projesinin çok şükür masadan kalkmasıyla beraber yeni bir proje hazırlığı içinde belediye. Bu süreçte tasarımcı yöntemlerle, katılımcı yöntemlerle özür dilerim, bir tasarım projesi üretilmesi konusunda bizde bir danışmanlık hizmeti veriyoruz kendilerine. Yani daha doğrusu bu süreci şimdi paylaşmak istiyorum sizinle. Oldukça uzun bir süreç. 5 dakikaya sığdırabilmek için hızlıca başlıyorum. Bir kısmında süreç hala devam ettiği için paylaşmaktan imtina etmek zorundayım. Onun için de affınıza sığınıyorum. Bu süreç Kasım 2019'da başladı aslında. Biz nasıl müdahale oldukla başlayayım. Biz zaten Kabataş'ın da hem mekansal bir komşuluğumuz var. Kabataş Transfer Merkezi'nin yakın çevresi olarak dile getirebileceğimiz alanla, hem de üniversite olarak Aksiç üstü üzerinde birçok tesisi bulunan bir önemli bir aktör olarak yer alıyoruz. Bunu İBB'nin de yeni döneminde üniversitelerle beraber iş yapma motivasyonuyla birlikte iştirak şirketlerinden biri olan BİMTAŞ'la görüşmelerimizde dahil olduk diyebiliriz. Biz tabii ekip olarak şu an yeni dönemle aslında beraber biraz ana akımlaştığı söylenebilen kamusal mekan proje üretme yöntemi olan yarışmalara aslında katılım, yani bu mevcut uygulanan haliyle en azından katılımcı bir yöntem olmadığını inanan bir ekip olarak daha eşitlikçi, daha şeffaf, daha doğrudan katılım sağlayabilecek bir süreç önerisi geliştirdik. Bunu da aslında kentte tüm kamusal mekanların üretiminde kullanılabilecek bir model olarak kurgulamaya çalıştık ve Aralık 2019'da bunun sunumunu gerçekleştirdik. Aslında çok olumlu tepkiler aldı ve kabul gördü diyebilirim. Ancak daha sonrasında malumumuz pandemi dönemiyle beraber, her şeyle beraber bu da sekteye uğradı biraz süreç ve biraz işte o ilk şoku atlattıktan sonra bu süreci nasıl yönetebiliriz noktasında tekrar görüşmelere başladığımızda pandeminin yanında bir de bazı yasal, yönetsel, bütçesel diyebileceğim bazı sorunlarla karşılaştık ve bunun üzerine bir de zaman kısıtı tabii. Kabataş biliyorsunuz 2016'dan beri kapalı ve acilen müdahale edilmesi gereken bir alan. Bir de zamansal kısıtı da var. Bu aciliyet parantezi aslında bence ayrıca da konuşulması gereken bir şey. Vakit kalırsa ki sanmıyorum ama sonra soru cevapla belki konuşabiliriz. Bu yeni görüşmeler işte tabii ki yani pandemi nedeniyle aslında ilk... Bu nedenle aslında iki safa olarak aktaracağım süreci. İlk safa pandemiye kadar olan süreç. İkinci safa pandemi sonrası işletmeye çalıştığımız katılımcı süreç olarak. İkinci aşama tabii ki pandemi nedeniyle daha online mecraya sıkışmak zorunda kaldı. İlk önerimiz de hem mekanda örgütlenen hem online mecralarda örgütlenen bir tasarım katılım süreci planlıyorduk.
Haziran'da tekrar yeni bir süreç önerisiyle İBB ve İNTAŞ'la masaya oturduk. Temmuz'da bu yeni çok daha mecburen yüzeysel olması gereken sıkıştırılmış katılımcı sürece başlayıp Temmuz'da ilgili birimler ki bunlar daha çok İBB'nin iştiraklerini oluşturan alanda söz sahibi olan kurumlarda şehir hatları gibi, metro AŞ gibi ve İBB'nin diğer burada söz hakkı sahibi olan ulaşım daire gibi etüt projeler gibi şeylerle önce kurumlarla görüşmeleri yaptık. Kısıtlar belirleyip bu kısıtlar doğrultusunda katılımcı süreci Ağustos ayında başlattık diyebilirim. Aslında katılım sürecinin 3 modülü oldu ikinci bu safhada. Onlardan birisi vatandaş katılımını hedefleyen dijital anket. Yine vatandaş katılımını hedefleyen katılımcı haritalama uygulaması. Ve bir de paydaş katılımını hedeflediğimiz 3 oturumda gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar. Bunları gerçekleştirdik. Ancak burada yine sonda vakit kalmayacağını düşündüğüm için vurgulamam gereken önemli bir kısım var. Biz birinci safhayı kurgularken aslında artık birazcık da belki şeyle ilerleyebilirim, özür dilerim. Bu birinci sayfa bunun detayına girersem kesinlikle çıkamam zaten. O yüzden ilk şeyde süreçte katılım ve proje geliştirme aşamasının birbirinden kopmaması gerekliliğini savunarak hepsini bir arada ele alan bir süreç kurgulamıştık. İkinci şeye geldiğimizde burada hazırlık aşaması katılım süreci ilk katılım sürecinden edinilen bilgilerle oluşturulacak konsept şema ve o dönem tabii aksi için vizyon geliştirme de masadaydı. Daha sonrasında ikinci katılım sürecinde ilk katılım sürecine edinilenlerle üretilenlerin tekrar tartışılabildiği iki adımlı bir katılım süreci tanımlamıştık. Bunu aslında bilmiyorum Mansur görünüyor mu, tam şuradan keserek hem kapsamını hem içeriğini biraz daha daraltmak zorunda olduğumuz bir sürece evrildi. Ve bu süreci de biz kabul ederken... Son bir dakika olarak toparla istersen. Eyvahlar olsun. Artı 3 dakikaya alabilme iyi durumda. Tamam, artı 2 dakikaya toparla i̇ki istersen. Peki. İki. Tamam, onun pazarlığına gidiyorum. Artı 3 bir yalandı. Yalan mı? Eyvah. Tamam. Hemen şey yapayım. Burada önemli nokta aslında katılım süreciyle proje üretme sürecinin birbirinden ayrılmaması gerektiğiydi. Ve biz BİMTAŞ bünyesinde çalışan tasarımcılarla sürekli istişare halinde olarak bu daraltılmış katılım sürecini işletmeyi kabul ettik. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki biz tasarım BİMTAŞ içerisinde bu konuda çalışacak bir tasarım ekibi olmadığı için bunun dışarıdan bir tasarım ofisine verildiği bir noktadayız ve şimdi şu anda katılım süreçlerinin projeye ne kadar yansıyabileceği konusunda ciddi endişelerimiz var. Bunu vurgulamak istiyorum. Hızlıca o zaman ilerleyeyim. Bu aslında işte sahada örgütlemek istediğimiz ancak yapamadığımız tam da aslında burayı az önce Hayrettin'in verdiği Zümrüt Evler örneğindeki gibi mekana aidiyet yaratacak şekilde de müdahale ederek yaya alanlarını arttıran bir müdahaleyle, acil müdahaleyle startı vermek istediğimiz bir bilgi mekanıydı. Yani katılım mekanıydı. İkinci safhada yani katılımı bu arada tek yönlü değil, çift yönlü kurguladığımız aktarmam da çok önemli. Yani sadece biz sizden gereken verileri aldık, teşekkürler deyip atmadık. Anket sonuçlarında, paydaş çalıştay sonuçlarında ve şu an hazırlanıyor, yakında yayınlanacak olan mekansal haritalama, katılımcı haritalama sonuçlarında sürekli olarak istanbulseni.org adresinden kamuoyuyla paylaştık. Ha burada tabii parantez açmam gereken önemli bir yer. Bugün istanbulseni.org'a girdiğiniz zaman şu an Kadıköy yarışması oylandığı için mesela Kabataş'a ulaşmanız, bu bizim aktardığımız şeylere ulaşmanız pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Çünkü sadece oylamaya ayrılmış durumda. Eğer tam URL'yi biliyorsanız istanbulseni.org/kabataş şeklinde girerseniz ancak ulaşabiliyorsunuz. Bu da birazcık aslında yönetimin yarışmaları görünürlüğünü, yarışmaları daha öncelediğini diğer yöntemlere göre ortaya koyan bir şey olarak vurgulamak istedim. Sanıyorum sona yaklaşıyorum. Bunları zaten Kabataş özelinde konuşmadığımız için bunlara hiç girmek istemiyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Bizim Miro'muz yoktu. Miro çok güzel bir uygulamaymış. Bizim Miro'luğumuzu Tuğçe Hocam yaptı. Tuğçe Tezer sağ olsun. Bunlar da katılımcı
sonuç yeni süreç şeyleri. Sentezledik bunları. Öne çıkan konular üzerinden ulaşım gibi motorlu araç ve toplu taşımanın ötesinde öne çıkan bir yaya dolaşımı konusu olarak bir başlık oldu. Yeşil alan kurgusu, kıyı ve denizle kurulacak ilişki ve burada yer alacak işlevsel ve mekansal program öne çıkan başlıklar üzerinden sentezini yaptıktan sonra bu konuda ilkelerimizi ortaya koyduk. Bunlar birazcık aslında bizim için şimdi artık birazcık sürecin dışına itiliyoruz mu diyeyim, çıkmak durumunda kalıyoruz mu diyeyim. Bu noktadan sonra bu proje geliştirilirken dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler olarak görebilecek temel ilkeler. Ve yine bunların projeye yansıması konusunda endişelerimiz olduğunu başta belirtmiştim. Tekrar vurgulamak isterim. Kaldı ki bu temel ilkeler projeye yansısa bile o projenin de yine üretilme safhasında katılımcı süreçlere muhtaç olduğunda belirterek bitireyim. Ekip üyelerimiz de bir kısmı da aramızda, dolayısıyla benim kaçırdığım yerler ve soru cevapta kendilerinin katkılarını da alabilirsek. Teşekkür ederim. Bu arada projenin linkini de, yani zor ulaşıldığını ifade ettiğiniz linkini de chatte paylaştı arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Şimdi kabaca özetleyecek olursak Arda İnceoğlu şöyle bir iddiada bulundu. İyi bir tasarım süreci zaten kendiliğinden katılımcıdır eğer iyi işletilmişse tasarım süreci dedi. Ama katılımın gerçekleşmiş olması her zaman iyi bir tasarımla sonuçlanmayabilir. İyi tasarım vardır, kötü tasarım vardır dedi. MEF Üniversitesi'nde yürütülen Tasarla Yap projesi üzerinden de tasarımın ölçeği ve bu katılımı mümkün kılacak ölçek ne olabilir? Her ölçekte katılım, tasarım anlamında, tasarım bir araç olarak kullanacaksak her ölçekte mümkün mü yöntem olarak? O konuda kafasının karışık olduğunu kendisinin de ifade etti. Hayrettin kendi yaptıkları örnekler üzerinden de neden katılım sorusuna öncelikle 4 başlıkta cevap verdi. İlk olarak bağlama anlama ve ihtiyacı anlama yöntemi olarak katılımın gerekli olduğunu. İkinci olarak paydaşların desteğini sağlamak ve birlikte yapma mekanizmasını oluşturmak için önemli. Üçüncü olarak tasarımın güçlü ve zayıf noktalarını anlamak için katılım yöntem olarak kullanılmalı. Bu aynı zamanda riski de, özellikle büyük bütçeli ve daha hani bu risk kim paylaşacak sorusu geçen oturumda da dile gelmişti. Riskin azaltıcı bir yöntem olarak öne çıkardı. Dördüncü olarak da sahiplenme ve aidiyet duygusunu oluşturan bir mekanizma olarak katılımı tasarımda öne çıkardı. Araçlar olarak da veri toplama ve iletişim araçlarını ifade etti ve pilot proje uygulamalarının bir yöntem olabileceğinden bahsetti. Barış Göğüş de Kabataş projesinin, işte bu Martı projesinin masadan kalkması sonrası katılımcı süreçlerle işletilme üzerine kendilerinin yaptıkları yöntemleri ve proje sürecini anlattı. Olabilenler, olamayanlar, şu anda içinde bulundukları sıkıntılar, onun üzerine kısaca bahsetti. Şimdi gerisi, hani bu arada vatandaş katılımını anket, haritalama ve yaptıkları çalıştaylarla daha çok yürüttüğünden bahsetti. Bundan bahsetmek iyi olabilir. Evet, bu şimdi buradan, bu oturumdan sonra bu oturuma özel, yani bu oturumda konuşulanları daha merkeze alan bir tartışmamız olacak. Daha sonra da bütün oturumları kapsayacak şekilde daha geniş bir bağlamda tartışabiliriz. Chat, yine hatırlatalım, chat kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da direkt söz isteyebilirsiniz. Öncelikle söz isteyen var mı diye bir bakıyorum. Henüz yok. Yani biraz burada özellikle bu ölçek olarak katılımcı araçları, metotları, alternatif uygulamalarını birlikte nasıl düşünebiliriz aslında? Bunun başarılı olduğu, belki daha zorlu olduğu örnekleri nelerdir? Buradan ne dersler çıkartabiliriz? Bir söz istemiş galiba, söz alabilir miyim diye. Kimdir o? Yelta. Yelta.
Merhaba. Ya benim mesajım ikisi alt alta geldiği için emin olamadım söz alıp isteyemedim de. Çok teşekkürler sunumlar için. Ben bu özellikle Arda Hoca'nın açtığı yerden yani iyi tasarım katılımcı olmak zorunda mıdır ya da katılımcı tasarım iyi midir sorusunu ben gerçekten çok önemli buluyorum. Çünkü yine o bahsettiğimiz illüzyonun nasıl karar aşamasındaki illüzyon bir anlamda tasarım aşamasında da kendini bulabiliyor. Ve ölçek meselesine ek olarak da yani kademelendirmenin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daima işte katılımcı süreçlerden ya da tasarımlardan bahsedince böyle şey gibi anlaşılıyor. İşte herkes de aynı anda masaya bir anda oturuyoruz. Ve o sırada işte kim ne derse söylüyor. Böyle bir süzgeç meselesi var. Belki bunun hani, özellikle tasarım anlamında da kademelerinden bahsetmek. Hangi nasıl paydaşlarla nasıl açılımlarla olacağını düşünmek de önemli ve belki bunu hani tüm katkı koyanlara da fikirlerini sormak için sorabilirim. Hani bu kademelendirmeyi yapmak aslında tasarım sürecinin bir parçası olursa o zaman mimari tasarım da bir katılımcı yere doğru gider mi diye böyle bir spekülatif bir soruyla kapatayım. Okay. Korhan Gümüş iyi tasarımı kim değerlendirecek diye sormuş ve söz istiyor. Buyurun. Korhan Bey? Evet. Duyuluyor galiba. Evet, duyuluyor. Şimdi yani bu iyi tasarım meselesi bizde hep şey olarak gözükür. Tasarımcı kendi kendine yorumlayabilir tabii tasarımı da. Asıl bu kolektif alandaki bir şeyden söz ediyoruz. Yani kendi evimize alacağımız mobilyadan söz etmiyoruz. O zaman bu iyi tasarımın kamusal niteliğini kim belirliyor? Bunun farklı kriterlerini değerlendirmesini. Şimdi biz de mesela bu Taksim'e yapılan kışla projesinin mimarının dediği gibi yani benim projem kazandı diyor. Niye kazanmış? İhaleyi. Yani bilgi parayla ya da büyüklükle ölçülebilir bir şey değildir. O zaman demek ki bir hakemlik mekanizmasına zaten ihtiyaç var. Bu da BİMTAŞ'a projeyi kabul ettirmek ya da işte bir şeye değil, yönetime kabul ettirmekten önce sekülerleşmesini, bu tasarım aygıtının sekülerleşmesini gerektiriyor. Yani bu kritik düşünce olmadan kamusal niteliğin oluşması mümkün değildir. Bunu hep bizde eleştirdiğince böyle ötekileştiriliyor şeyler. Yani ben BİMTAŞ'ta gördüm nasıl bir ufacık eleştiri getirenlere bile düşmanca bakıyorlar. O zaman taraf oluyor. Kamu niteliğini kaybediyor. Kamu olduğunu unutuyor daha doğrusu. Yarışmayı düzenleyen şehitler de öyle. Kendi kamusal niteliklerini kaybediyorlar. Şimdi sipariş üzerine katılım olmaz. Kabataş için söyleyeceğim şey bu. Çok net. Yani yanında koskoca üniversite var. Beyoğlu'nda güzel Beyoğlu projesini yaptılar. Biz orada mücadele verirken hatırlarsınız. Narmanlı'yı durdurduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bir çok taraflı, öncelikli bir alet oluşturalım. Bir yönetim planı hazırlansın diye çırpınıyoruz. Koskoca üniversitede ve o tabelaları düzenleyen o pirinç harfleri bilmem ne projesi yaptı ve bir bütçe kullandı. Şimdi bu haksızlık. Yani madem mekanda adaletten söz ediliyor, buradaki tasarımcıların hakları kendi hakları değildir. Temsil edilmeyenlerin haklarıdır asıl. Onlar mecbur kalıyorlar çünkü bu uygulamalara. Dolayısıyla biz kendi fikir özgürlüklerimizi, düşünce özgürlüklerimizi savunan topluluk gibi kendimizi temsil ettiğimiz anda kaybederiz. O zaman ricacı oluruz. Gidip BİMTAŞ'ı ikna etmek zorunda kalırız. Dolayısıyla buradaki sürenizi bu kolektiflerin konuşulması çok ayrı bir konu. Çünkü yoksa saray rejimine gidiyor. Evet. Yorumlar içinde Tayfun Parlak katılımcıların fikrini ölçmek için yaptığımız araçlar aslında yine çoğunluk katılımcılığın istediği. Yuvacan, Taksim için Obruk projesinin kazanması gibi ilk sonucun olmadığı. Ne oldu, dondun mu? Bir ara dondun ama sonra geldi hızlıca. Peki. Mesela Taksim için Obruk projesinin kazanması gibi azınlık fikirlerin de dikkate alınabileceği tek sonucun olmadığı çeşitlilik içeren bir yol olamaz mı demiş. Murat Tülek, belki Kabataş'ta kullandığınız bu katılımcı haritalama yöntemini biraz daha açabilir misiniz? Yani böyle bir yöntem tasarım sürecine nasıl girdi sağlayabilir, olumlu olumsuz yönleri ne olabilir demiş.
Gizem Kıygı, Barış'ın açtığı tartışma çok önemli. Katılımcı süreç yürütülse de idare ve karar merci bunu uygulamaya ne kadar katacak? Katabilecek mi? Katmaya hangi kademede niyetli? Bu nedenle katılımcı süreçlerin idareyi denetleyen bir zemine oturması, ayrı bir müşterek zemin tanımlanması da önemli demiş. Burada istersen bir Barış'a dönelim. Çünkü iki tane tamam, doğrudan Kabataş'ı ilgilendiren sorular var. Hem de Barış da bir iki dakikada daha anlatamadıklarını anlatma fırsatı yakalasın. Çok sevinirim, teşekkür ederim. Öncelikle şeyle başlamak istiyorum. Koran Hoca'nın belirttiği o siparişte katılım olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Ancak bu önceki oturumlarda da tartışılan şeyle paralel düşünülmesi gereken bir şey bence. Mesela Bengi Akbulut'un bir şeyi vardı. Hani İPA'dan, meydan tasarımından önce katılımı daha politik bir proje olarak değerlendirip bazı alanlara sirayet etmesini gerekliliğinden bahsetti. Yanlış anlamadıysam. Kesinlikle buna da katılıyorum ama bu katılım kültürü oluşmadan bizim hani şeye hani nasıl diyeyim kentsel projelerde katılımı askıya almamız gibi bir şey de ne yazık ki söz konusu olamıyor. Bu yüzden hani bunun bir başlangıcıdır, bir deneyimidir, başlangıcı demeyeyim çok iddialı olur ama bu şekilde yürütmenin yine de faydalı olacağını düşünüyorum. Ama hem Koran hocama hem Bengi hocama da katılırım bu konuda. Ben kendi diyeceğim deyince tabii soruyu şey yaptım, unuttum. Sanırım katılımcı haritalamayla ilgili detay. Evet, onunla ilgili detay verebiliriz. Haritalama yöntemi. Tabii ki bunun için bir ekran paylaşmam gerekiyor, üzerinde anlatmam gerekiyor çünkü. Ama disabled edilmiş screen sharing'i yapabilmem mümkün mü? Sözle mi anlatmaya çalışayım? İzin verelim. Teşekkür ederim. Yapabiliyor olmanız lazım. Evet, şu an yapabiliyorum artık. Ben geleyim. Bu kullanıcıların girdiği arayüzdü. Burada zemindeki altıgenleri mesela değiştirerek yeşil zemin mi sert zemin mi olabileceğine karar verebiliyor katılımcılar. Ayrıca yaya yolu çizebilme şeyleri vardı, seçenekleri. Diğer yandan burada sayılan kentsel öğelerden ve ayrıca diğer diye belirterek yeni donatıları da mekanda yerleştirebiliyordu. Biz bunu tasarıma yansıtırken nasıl yöntemler kullanmaya çalıştık ona bahsedecek olursam. Bu da mesela çizilen tüm yaya yollarının şeyini görüyorsunuz. Bir arada bir arada yani burada her yaya yolunun yanından çizilen 5 metrelik buffer dediğimiz tamponlarda kesiştiği diğer yaya yollarına göre kalınlaştığı rotaları görüyoruz. Buradan çıkan da mesela sahil kesiminde kıyıda iki tane, biri daha kalın, biri daha ince iki aks olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki kesintisiz katılımcılar kesintisiz bir kıyı erişimi istiyorlar. Kıyıda kesintisiz gidip gelebilmek istiyorlar. Orta iskeleye giden bir şey görüyoruz. Bunun gibi çok fazla detaya girip canını şey yapmak istemiyorum. Onları inceleyebileceksiniz zaten paylaşıldığında. Benzer şekilde en çok yeşil alan işaretlenen zemin şeyini görebiliyoruz. Şimdi bunlar yapılan kentsel öğe işaretlemelerinin mekan içerisinde tekil olarak dağılımlarını gösteren haritalarken en sonunda mesela bu atanan işlevlerle beraber özellik kazanan mekanın özellikleri doğrultusunda kümelenmesi halinde en sağda gördüğünüz görselden bahsediyorum. O kümenin özelliğine göre hangi alanların aslında hangi kullanımlara ayrılabileceğini katılımcıların dilinden talepleri doğrultusunda okuyabilir hale geliyoruz. Bu elbette ki bu şekilde tasarlanacak demek değil ama bunu göz önünde bulundurmayan bir tasarımın katılımı göz ardı ettiği gibi bir sonuca ulaşmak da mümkün oldu böylece. Yani aslında yapılacak tasarımın bir altını katılımcıların isteğini tasarım projesine yansıtabilecek şekilde işlemeye çalıştık diyebilirim. Bunlar teşekkürler. Evet. O yüzden fazla uzatmadım. Burada İdil Akyol sanırım sizin aynen ekipte zaten söz de istemiş. Evet, evet lütfen. İdil'e harika, söz verelim. Devam edelim. Şey kullanacak mıydın haritayı? O konuda yok, almıştın. Ben tamam, aslında senin sorduğu üzerinden yani bu şeyin idarenin aslında bu süreçlerdeki tavrı, niyeti diyeyim üzerinden aslında biraz böyle bu
genelde akademik olarak okuduğumuz ama işte bu sefer Kabataş süreciyle de biraz deneyimlediğimiz birkaç noktayı öne çıkartmak istedim, vurgulamak istiyorum aslında. Bence diğer proje süreçleri için de benzer şeyler geçerli diye düşünüyorum. Yani bence karar vericilerin bu süreçlerde biraz deneyim kazanması ve katılımcı pratiklerin ne gibi amaçlara hizmet edebileceğini de öğrenmesi sürecindeyiz daha. Yani biraz evet, hani önceki oturumlarda da konuşulduğu gibi biraz aslında ezbere belki söyleniyor bu. Gelin beraber yapalım, işte İstanbul senin vesaire diye. Ama aslında ne yazık ki görebildiğim kadarıyla hala eski proje elde etme süreçlerinin alışkanlığıyla hareket ediliyor bir yandan da. Yani hala mesela render isteniyor. Yani sizin katılımcı sürecin aslında süreç çıktılarının önemli olduğu, bu sürecin paylaşımının, bütün o tartışma ortamının önemli olduğunu bir şekilde anlatmanız gerekiyor ve işte bunun da mücadelesini vermeniz gerekiyor. Öte yandan her şey acil mesela. Yani bu tamam, hani her idarenin, her yerel yönetimin işte 4 yıllık bir süresi var ve gerçekten kaygan zeminlerde. Hani katılımın ve tasarımın politikliğini belki burada çok daha iyi anlamak gerekiyor. Bunları daha da nasıl politik araçlar olarak kullanabileceğimizi. Fakat yani kentin gündemini sadece işte acil, her şey öbür haftaya yetişsin ve her şeyin teslimi dündü gibi bir mantıkla yönetmeye çalışan idare refleksleri içerisinde katılımcı süreçleri, katılımcı pratikleri ne kadar gerçekçi kılabilmek mümkün, gerçekten biz de sorguluyoruz. Yani kendi deneyimimiz aslında bizleri bu sorularla baş başa bırakıyor. Ha, bu pratikler mesela, bu reflekslerden birini kırabilmeyi deneyimledik diye düşünüyorum Kabataş'ta. Aslında Barış'ın bahsettiği bu özellikle alanda yetki sahibi olan, yani eninde sonunda dönüp dolaşıp buradaki projeyi imzalayacak olan, onay verecek olan kurumları aynı masa etrafında oturtup tartıştırabildiğimiz noktada, mesela bunu görebildiğimizde bunun gerçekten o geçmişteki deneyimlerden, farklı proje elde etme yöntemlerinden daha başka bir deneyim olduğunu, aslında kurumların birbirleriyle konuştuğunda, yani aslında İBB'nin içerisindeki birimlerden bahsediyoruz burada örneğin, yani bakanlık vesaire söz konusu dahi değil ama o birimler arasındaki organizasyonun dahi henüz oturmadığı bir şeyde, sistemde aslında mesela sadece o ilgili birimlerin bazı şeyleri müzakere etmesini sağlamak bile bence bir kazanım oldu. Benim bu anlamda inancım, bu süreçler, pratikler yaygınlaştıkça belediyeler, idareler, yönetimler de bu konuda deneyim kazanacak diye umut ediyorum. Umut etmeye devam ediyorum. Bunları eklemek istemiştim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Gül Atanur ve Fulya Baran'da sorular gelmiş. Bir soru sormak istiyorum. Hayrettin Bey, böyle yöntemler kullanıyor mu? Yani haritalama anlamında herhalde, dijital yöntemler. Hı hı. Ve de gene alakalı bir şekilde dijital anketler, esnafla kent sakiniyle konuşmalar neticesinde toplanan veriler hangi metotlarla analiz ediliyor? Yani bütün bu toplanan veriler nasıl bir araya getiriliyor? Konuşmacıların bu konudaki yöntemlerini somut örnekler üzerinden dinlemek çok faydalı olur demiş. Burada tabii dijital ve sahada olan, uygulanan yöntemler arasında illaki nitelik farkı da oluyor. Evet. Bunlara belki Hayrettin yorumlamak ister. Evet, yani şey, belki nasıl veri, hangi veriyi topladığımız da burada önemli. Özellikle bizim yaptığımız projelerde kuantitatif, yani nasıl deniyordu, nicel verilere ek olarak niteliksel, yani insanların mekanı nasıl kullandığı, nerede vakit geçirdiği, o tarz daha gözleme dayalı veriler de önem kazandığı için sahada olmak ve onu daha analog yöntemlerle toplamak gerekebiliyor. Ama gene ölçek meselesi tabii ki. Ufak bir mahalle meydanı ölçeğinde biz bunu sahada 3 kişi olarak yapabiliyoruz ama Barış Bey'in de gösterdiği gibi daha büyük kentsel mekanlarda daha dijital araçlar ön plana çıkabiliyor. Bunların arayüzlerinin erişilebilirliği, bunları kimler kullanabiliyor, hangi demografiye hitap ediyor, o tarz sorular önem kazanıyor bence interaktif araçlar devreye girdiği zaman. Buna dair de konuşabiliriz. Diğer konuda analiz konusunda gene verinin boyutuna bağlı olarak farklı teknikler uygulanabiliyor.
bizim ölçeğimizde yine işte verileri bir araya getirerek spreadsheetler üzerinden farklı görselleştirme araçlarıyla bu verileri analiz etmeye çalışıyoruz ve tasarımı da ona göre şekillendiriyoruz. Aslında bu sahada olma meselesinde birlikte yapma, hani oradaki insanlarla bir arada olma da birazcık bu bilginin şeffaflaşması ve bilginin karşı tarafa aktarılması ve daha edinilebilir bir şeye dönüşmesi olarak da yorumlayabiliriz belki. Hani dijital platformları da o anlamda kullanmak ama sahada birebir bedenen de olmak biraz daha farklı bir mecra o anlamda. Gerçekten birlikte yapma, o bilgiyi daha şeffaf hale getirmeyi bir katman daha kuvvetlendiriyormuş gibi geliyor bana. Burada Kamile Batur'un bir alakalı bir sorusu, yorumu var. Haritalama aracı katılımcıları zaten başta seçmiyor mu? Mesela okuma yazma bilmeyen biri o haritalamaya katılabiliyor mu? Belki o meydanı çok kullanan bir dilencinin, bir seyyar satıcının bu katılım aracını kullanabildi mi mesela? Yani bu spesifik bir şeyden de çıkartıp genelleyebiliriz. Genelde de katılımcı uygulamalarda, yöntemlerde tek bir araca bağımlı kalmama en temel katılımcı süreç prensibidir. Yani tam da bu sebepten dolayı dijital haritalama yapsanız dahi onun dışında onu besleyecek başka araçlarla çoğaltmak durumundayız ki dışarıda insanların görüşleri kalmasın, hepsini dahil edebilelim. Belki yani bundan farklı bir katkı yapmak istiyorsa Barış ya da İdil de bu soruya cevap vermek isteyebilir. Kesinlikle katılıyoruz. Yani ekip olarak bunun içerdiği şeyin defolunun farkındaydık. Yani bunu dijital ortamda sağlamak durumunda kalınca katılımı çok aslında gerçekten bilgisayar kullanabilen bir kitleye hizmet edecek olduğunu farkındaydık. Ve özellikle işte hem pandeminin hem de bize ikinci safhayla getirilen kısıtların böyle bir defo yarattığını kabul ediyoruz, farkındayız zaten. Eğer hani ilk tasarım, ilk süreç önerimizdeki oraya işte bilgi noktası gibi bir şeyi hem bir yandan Kabataş'ın duyduğu acil müdahale ihtiyacını da gidererek oraya o bilgi noktasını koyabilseydik, oradaki işte Simitçi abi de dilenci arkadaşı da ve toplumun çok daha fazla geniş kesimlerini orada katılım sürecine çift yönlü olarak hem bilgi alarak hem bilgi vererek dahil etmeyi istiyorduk ancak ne yazık ki mümkün olamadı. Hazır söz almışken hala vaktim varsa çok kısa bir de render meselesine de değinmek istiyorum. İdil çünkü bahsetti ancak biraz arada kaynamış olabilir. Bu iyi tasarım şeyiyle çok paralel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle yarışmaların da çok etkisiyle ne yazık ki idarelerde de işte iyi tasarım eşittir iyi render şeyiyle çok özdeşleşmiş durumda. Bu da biraz belki alanda mimarların iktidarıyla da paralel. Tabii ki mimarlar derken böyle bir genelleme yapmak istemiyorum ama bu renderlarda iyi tasarımla çok paralel okunan şeyler oldu ne yazık ki diye belirtiyorum. Bir yanılsama aracına dönüşebiliyor. Evet, teşekkürler. Soner Bilgin bir yorum var. Yarışmanın tabiatının sonuç itibariyle bir kazanan belirlemeyi amaçlaması sebebiyle bizi ister istemez kusurlu bir katılımcı sürece zorunlu olarak götürüyor. Olabileceğine dair kuşkularım var. Belki de ilan edilenin bir yarışma değil de bir katılım süreci olması gerekiyor ve bunun sonucu olarak yine de değişime ve evrilmeye açık bir deneyime ulaşmalı. Buna şöyle bir katkı ben de eklemek istiyorum. Yani yarışmanın kendisi de bir veri toplama aracı olarak tek bir tasarımcıyı hedef almadan ya da bir sonuca odaklanmadan bir veri toplama aracı olarak kullanılamaz mı? Ki bir dönemin tartışmaları içinde de bu çok vardı. Yarışmalar artık yapılmıyor. Yarışma olsa keşke ve herkes bir konu hakkında fikir üretse gibi bir şey vardı. Yani sonuçta yarışmanın kendisi şu an işletildiği mekanizma içinde işlevsiz görünse de belki onu da bir işlevli hale katılımcı sürecek, veri toplayacak, katkısı da sağlayacak bir mekanizmaya da dönüşebilir diyeyim. Emre söz istemiş ve de evet, sonra Emre. Yelta söz istemiş. Yelta söz istemiş. Emre. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Evet. Merhaba, cep telefonuna bağladım da o yüzden emin olamadım. Şey, bir deneyim aktarımı gibi bir şey aklımda söz almak istedim aslında. Hatta Yelta ve Merve ile alttan konuşuyorduk.
Ben de herkes mimarlıktanım. Bizim de aslında bu yarışmalar, özellikle son yarışmalardan önce, hatta MAD'ın da benzer bir süreci oldu. Kadıköy yarışması öncesinde aslında belediyenin, hatta bu dört meydan içinde, dördü içinde yarışmaların 2-3 ay öncesine tekabül edecek şekilde bir kampanya süreci yapma niyeti vardı Birtaş'ın. Bunun için biz Aralık ayında, geçen senenin Aralık ayında onlarla görüşmeye başlayıp böyle neredeyse haftada bir toplantılar ve belediyenin bu klasik işte acele hemen toplanalım. Yani böyle tamam bir şeyler yapalım diyoruz. Sabahında arıyorlar, akşam gelir misiniz? Yani böyle alelacele bir şeyleri sıkıştırıyorlardı, her neyse. Bayağı kapsamlı mahalle toplantıları online'da, mekanda, Kadıköy'de, Kadıköy'ün sadece meydanında da değil farklı yerlerinde böyle bir süreç tasarımı önerisi yapmıştık. Tam böyle pandeminin başlangıcında artık okeyleri beklerken, evet pandemi girdi araya, biz de belediyeyi sıkıştırmadık. Ama sonrasında hani sıkıştırmama sürecimiz böyle belediyenin konunun üstüne yatması giderek, yani bizim de bir yerden sonra hani ne oluyor, yarışmada yaklaşıyor mu falan diye sorduğumuzda, artık yarışmanın açıklanmasına 2 gün kala kampanyanın iptal edildiğini bize söylediler. Hani artık bu süreçte olmayacağını biliyorduk da resmi dönüşte öyle oldu. Yani biraz o süreçte de şey kaygımız vardı. Yani tamam mükemmel katılımcı bir kampanya yapacağız ama siz bunu yarışmaya nasıl yansıtacaksınız? Gene yarışma mimarlarından fazla şey sancının belki birkaç tane farklı kişiden fikir aldıkları bir süreç içerisinde gene çok böyle mimari bir ortamda mı kapanacak? Bu sürecin yarışmanın içine de girmesi lazım. Yarışmanın bildiğimiz yarışmalara dönmemesi lazım diyorduk. Ki ilk etapta koronayı belki de bahane ederek ya da başka şeyleri bilmiyorum. İlk gözden çıkardıkları gene bu kampanya süreci olmuş oldu. MAD'ın da benzer bir deneyimi bilmiyorum, değinmek isterler mi? Onların da var aslında. Yani böyle bir süreç de yaşandı bu şeyde. Bir onu sadece anekdot düşmek istedim. Teşekkürler. Burada İdil Akyol söz istemişti, onu atladık. Yo yo, ben aldım. Öyle mi? Evet, Gel Tade o zaman. Ya ben bu temsil konusunda aslında ufak bir not düşmek istedim. Barış ve İdil bahsettikten sonra render meselesinden. Bu gerçekten bir yandan da yani hem tasarım dünyasına, yani nasıl diyeyim, tasarım, tahayyül ettiğimiz tasarım dünyasına da tahakküm eden bir şeye doğru dönüşüyor. Yani o renderları üretmek için tasarlıyoruz bir yerden sonra. Ve bir şekilde de ya benim bu bireysel takıntılarımdan biri orada tüm tasarımı yapan... O render'a da inanıyoruz. Evet, ona inanıyorsun ve orada aslında o, yani şu çok önemli, bu kadar katılımcılıktan vesaireden bahsederken o tüm imajlara baktığımız zaman tek tip bir toplum ya da işte tamamen süliyeplerden oluşan, ne yaptıkları belli olmayan, dünyanın her tarafından toplanmış bir kitlenin ya da işte bir sinema, işte bir ünlü bir aktörün tasavvurlarıyla dolu kentsel imgeler görüyoruz. Aslında bir, yani tartışmayı biraz da çok pratikten başka bir yere taşıdığımın farkındayım. Ama bu imgelemin içerisinde ürettikçe de pratiğe dönüşeni de şöyle bir yarım ayaklı bir şey oluyormuş gibi geliyor. O yüzden aslında tüm değişim, yani bu tüm kurumsal ya da işte yapıların biraz bu anlayışların da değişmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani çünkü tasavvur ettiğimiz bir andan sonra da gerçekliğe dönüşüyor bir yerden sonra. Hatta orada temsil edilen kişiler o kadar anonim hale geliyor ki bütün, yani şey, ulusal ölçekte ya da ülke dışında da birçok render'da ortak olan teyzeler, amcalar, hani böyle gündelik konuşmada da sıradan vatandaş dediğimiz şeyin de bir profili çıkıyor neredeyse render'larda. Bir bakıyorsunuz farklı kategorilerde üretilmiş projeler, farklı yarışmalarda ama aynı dede torununu gezdiriyor. İşte bir teyze... Onu işe gidiyor. Kırdılar onu. Artık renderlarda hani bizden diyebilmek için sanırım işte başörtülü vatandaşlara da yer verilir hale geldi. Bu kadar ama yani. İşte onlar da numunelik, bir önceki şeyde işte mültecilerden bahsettiğimiz gibi kamusal alanda onlar mülteci Suriyeli ekmeği satıyor gibi numunelik, bir tane zenci, bir tane işte başörtülü, bir tane farklı kesine, bir tane çocuk gibi böyle kategoriler oluşmaya başlıyor bir yandan. Şimdi Gizem söz istemiş, sonrasında İdil Akyol bir kısa bir cevap vermek istemiş. Ondan sonra da aslında genel olarak... Bir yorumu var bir de, onu atlamıyordum çünkü geçen sefer de atladık galiba. Evet, onu da okuyalım ama sonra da zaten ilk üç oturumu da genel olarak açacağız konuşmalara.
özellikle söz almayanlar konuşmak isterse önceliğimiz tabii ki olacaklardır. Ayten Başdemir, idarenin denetlenmesi konusu önemli. Örneğin dünya miras alanları için yönetim planları yapılıyor. Karar verici, kararı etkileyen ve karardan etkilenen paydaşların eşit şekilde temsil edildiği arama toplantıları düzenliyor. Toplantılar sonucunda eylem planları hazırlanıyor ama uygulayıcı kurumlar bu eylem planlarını, stratejik planlarını işlemiyorlar. Kağıt üzerinde katılımcılık bu da. Yani katılımcılık, katılımcı süreçlerin, karar süreçlerinin entegrasyonu başlı başına bir mesele. Mesele. Öne çıkıyor. Evet, şey devam edebilir. Gizem Kıygı. Merhaba herkese. Teşekkürler bu toplantı için. Çok kıymetli tartışmalar döndü. Ben de herkesin sabrına da katkısına da çok teşekkür ederim. Aslında Yelta biraz çerçeveledi benim söylemek istediğim şeyi. Gerçekten hani biz bir noktada çok ideal bir katılımcılık düzlemi kurmaya çalışıyoruz. Ama yaşama katılım ve bunun mimari temsile aktarılması noktasında da aslında çok açık var. Renderlarda da mesela özellikle yani bu kamusal mekan tasarımı, işte yarışmaları vesairesi tartışmalarında bir yandan işte tasarımla toplumsal sorunlara çözüm getirme iddiasında artık olmadığını bir nebze tartışıyor mimarlık dünyası ya da şehircilik dünyası, ama öte yandan gerçekten o mekanın en önemli kullanıcılarından, işte mesela kent yoksullarını ya da kent yoksulluğunu bir kamusal mekan tecrübesinin içerisinde politik olarak geriye düşürmeden de maskotlaştırmadan da nasıl bir temsil oluşturacağımız konusunda gerçekten hiçbir pratiğimiz yok. Belki de hani bunun için ayrı, yani mekan temsillerinin katılımcılığı ve mekan temsillerinin kapsayıcılığı üzerine de ayrı bir tartışmaya hak ediyor gibi geldi bana. Benim katkım bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Son yorumları okuyalım ve genel tartışmaya geçelim isterseniz. Korhan Gümüş bir yorumda. Ondan önce Derya Altıner. Bu noktada belki katılım süreci yarışma şartnamesini destekleyecek şekilde de tasarlanabilir demiş. Korhan Gümüş, bulamıyorum. İçeriği konuşmamızı, hırsızın bekçi köpeklerini aldatmak için yanında taşıdığı et parçası içerik. Cümleyi toparlayamadım. Wassem Ahmet Sidugi yine. Yanlış söylüyorsam ismini kusura bakmasın. Nedense hala katılımcılık denilen şey bir türlü tatmin etmiyor. Böyle bir iyi niyet de sanki sonunda çok daha başka sonuçlar açacağından korkuyorum. İdil Akyol, Korhan Hoca'nın Kabataş projesiyle ilgili üniversite niye bu işi içinde sorusuna cevap vermek isterim demiş. İdil Akyol'a bir söz verelim isterseniz. Ya, bu arada bunu diyen ben değilim aslında. Sanırım bizim ekipten Melih Hoca benim gönderdiğim katılım linki üzerinden girdiği için şu an biz iki İdil olarak çok kalabalık devam ediyoruz. Peki edelim. O zaman ikinci İdil'e söz verelim. Birinci İdil devam etsin. Önce galiba İdil sözü aldı. Hayır hocam. Senin sözü buyur. Peki. Yani çok kısaca üniversitenin burada aslında rolü, Korhan Hoca kendisi açıkladı bunu. Biraz önce konuşmasında çok güzel bir şey söyledi. Kamu özel teşebbüsünün katılımı programlamasının ne kadar hatalı olduğundan bahsetmişti ilk oturumda. İşte üniversitede tam bu noktada aslında gereken görevi alıp bilimsel bilgi üzerinden katılım sürecini tasarlamak üzere burada görev alıyor. Yoksa projenin kendisini, mekandaki formun, biçimin dikte edilmesini üstlenmiyor. Bu anlamda aslında tam da Korhan Hoca'nın istediği şeyi yapıyor üniversite. Bir nevi bir moderatörlük ve katılım sürecinin doğru programlanıp bilginin tasarım sürecine doğru aktarılmasını üstleniyor. Özellikle bunu vurgulamak istemiştim. Peki, teşekkür ederiz. Yuvacan, istersen hani diğer şeye geçmeden birer dakika mı verelim bu üç? Evet, üç, onu vereceğim. Ondan sonra açalım sahneyi. Okumadığımız şey var mı diye bir bakacağım tekrar. Kamile Batur, biz tasarım biraz çok merkeze koyuyoruz diye düşünüyorum. Çok iyi tasarım olmadığı halde çok iyi işleyen mekanlar varken çok süper tasarlandığı halde hiç işlemeyen mekanlar var demiş.
Burada işte tasarımın, iyi tasarımın kriterine yorumuna Korhan Gümüş'ün geliyoruz yine. Ümmühan Öztürk, öncelikle konuşmacılara ve organizasyona teşekkür ederim. Benim sorum ölçek meselesiyle ilgili. Nurettin Günç'ün dediği Hayrettin'den bahsediyor galiba. Hayrettin Günç'ün. Maltepe'deki örneğindeki gibi küçük ölçekte katılımı ve kullanıcıların katkısını sağlamak mümkün. Fakat mega projelerde bu durum nasıl sağlanır? Mega projelerin tasarımında katılımcılar nasıl belirleniyor diye sormuş. Hepsini okuduk gibi sanırım. Şimdi konuşmacılarımıza birer dakika ek süre verelim tekrar. Ve bu oturumu kapatalım ve genel tartışmaya geçelim. Evet, buyurun. Bu pazarlık bitim. Bir dakikanız daha var. Tamam, süper. Çok hızlı. Tekrar etmiş olacağım söylediğim bir kısmını. Katılımın ancak gerçek insanların, gerçek insanlarla aynı mekanda bir araya geldiği zaman olabileceğine inanıyorum. Bunun ötesindeki süreçler tartışılabilir ama aynı etkiyi yapmaz ve kendinizi yanıltmamıza neden olabilir. Dolayısıyla büyük ölçekli projelerde ilk dediğim şey bu. Büyük ölçekli projelerde belki başka türlü bir şeyler yapmak lazım. Hani mesela Taksim'e geleyim. Mesela Maltepe örneği çok güzel bir proje. Orada ama gerçek insanlarla buluşmak mümkün. Oranın gerçek kullanıcıları, gerçek orası ilgili sorumlu olan insanlar, derdi olanlar falan. Bir sürü olumlu sonuçlar olabilir. Ama Taksim'le böyle bir süreç yürütecek olsak kim ki orayı kullananlar? Ben miyim? Cihangir'de oturuyorum. Taksim'de Bambi büfe mi? Yoksa oradan geçen insanlar mı? Bütün dünyanın vatandaşları mı? Herkesin yolu Taksim'e düşüyor. Dolayısıyla çok farklı yöntemler uygulamak lazım. Hani istesek de yapamayacağımız noktası dediğim buydu. Hani o ölçüye geldiğim zaman olay çok değişiyor. Ve oylamalar falan zaten sayısal şeylere aşırı şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü işte oylamayla bir iktidar geliyor. %51 ile biliyoruz sonucu ne oluyor. Ona dönüştürmek gerekiyor katılım süreçlerini. Çoğunluğu zaten yorumlarda var ya çok güzeldi. Çoğunluğun sözünün dinlenmesi noktasına getirmek çok büyük bir problem. Bir dakikayı açtım, sustum. Teşekkür ederiz. Nurettin Günç. Nurettin Günç olarak bir hızlıca çok güzel şeyler konuşuldu. Çok not aldım ama şunu diyeyim son söz olarak. Ya bu katılımcı süreçlerin içselleştirilmediği, yani onun projeye, sürece katkı sağlayacağına inanılmadığı süreçlerde sonuçların ne olduğunu paylaştı zaten katılımcılar. O yüzden bence ilk olarak onun süreci uzatsa da, çatışmalar yaratsa da, bu iletişim kurmanız gereken kişi sayısını 10'la 100'de çarpsa da sonuç olarak projenin uzun vadede daha iyi olması için bir içerik sağladığına inanmak gerekiyor. Bence o bir başlangıç noktası. Bu tasarımcılar için de öyle. En büyük skeptik, yani kuşkucu olan bu süreçlerle ilgili tasarımcılar oluyor. Çünkü o kontrolü ona, başkasına verme şeyi çok zor geliyor çoğu zaman tasarımcılar için. O nedenle gene kamu kurumlarında çalışanlar için de, belediyeler için de bu kontrolü başka yaymak ve belirsiz sonuçlara, potansiyellere yol açmak riskli gelebiliyor. Ama kent böyle bir şey ve kenti yapmak böyle bir şey. O yüzden onlara karşı hep açık olmamız ve bunlara daha açık yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de mi? Evet, sen. Tamam. Ben de Arda Hoca'nın vurguladığı bu sayısal ve sandık yani oylama meselesine şiddetle katılıyorum. Şu an yürüyen yarışmalar bu haliyle gerçekten, yani memleketteki o sandık demokrasisinin kentsel proje üretmedeki yansıması gibi bir şey olduğu. Çoğunlukçu, kimi çoğunluk ne derse oluyor ve çoğunluk olamayanın sözü göz ardı ediliyor. Ama işte yarışmalar farklı şekilde kurgulanabilir mi? Biz de ekip olarak aramızda çok tartışıyoruz. Nihayetinde ana akım şu an yarışma gibi görünüyor ve biz buna alternatif bir şey üretirken yine bahsedilen şekilde şartname oluşturulmasında katılımcı süreç çıktıları kullanılabilir mi? Önceki oturumlarda Asu Hocam'ın hani süreç önerisi için bir yarışma yapılabilir mi gibi çok farklı şekilleri de olabilir. Ama nihayetinde şu an yarışmaları da hani bir yerde daha, kim söyledi hatırlayamıyorum, affetsin.
Yani nihayetinde bir jüri seçiliyor, jüri karar veriyor, ne inceleniyor, o ne inceleniyor noktasında render ve vaziyet planı fetişizmi diyebileceğim benim artık. Şeyden biraz kurtularak nasıl ki planlamada mesela bu işte mekansal imar planlarından daha stratejik planlamaya doğru bir eğilim var. Bunu kentsel tasarım ölçeğinde de yarışmalarda da böyle bir eğilime yer açabilir miyiz? İlla bir vaziyet planı koymak zorunda mıyız orada? Onları tartışmanın da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu oturumu da böylece sonlandırmış olduk. Şimdi genel tartışma kısmını açabiliriz. Bu konuda katkılarınızı yine ve söz almak istiyorsanız yine chat kısmına yazabilirsiniz. Bir 20 dakikamız var. Hani uzuyorsa ve enerjiniz devam ediyorsa birazcık daha uzatırız. Uzatabiliriz. Ama hani bundan sonra biraz bu meseleyi bütün boyutlarıyla konuşabiliriz. Sanırım bakıyorum sorular geliyor. Yani bir de kısaca hani bu genel tartışmayı da açmak için iki cümle etmek isterim. Bir kere bu daha önce yapılan yorumlardan katılımcılık da tatmin etmiyor galiba yorumu. Mevzunun gerçekten aslında ne kadar çok farklı sesi, aktörü, düşünceyi kattığımızda işlerin kolaylaşmadığını, işlerin aslında daha da çetrefilli hale geldiğini, yani biraz idare gözünden baktığımızda ya da işte karar alıcı gözünden baktığımızda, yani eşelediğimiz yerlerin iyice çamurlandığını, yolun engebeli bir hale geldiğini herhalde buradaki herkes kabul edecektir. Dolayısıyla zorlu süreçleri ve daha önceki deneyim birikimlerinin de belki yeterince olmadığı için korkutan süreçlere ortak bir şekilde fikir üretmeye çalışıyoruz. Bunu da çok da demokratik alanın çok çok daraldığı bir anda yapıyoruz. Bunu da hatırlatmak ihtiyacı duydum. Yani özellikle bugünkü üç oturumun kamusal alan ve demokrasi başlığıyla başlaması, biraz da biz kendi aramızda organizasyonu yapan arkadaşlar olarak konuşurken gerçekten biraz daha araçlardan çıkartıp daha bir zemine oturtmasını istedik. Yani dolayısıyla biraz bunun bu kadar şu anda katılım meselesinin fazlasıyla konuşuyor olmamızdan, yani ben kişisel olarak çok büyük mutluluk duyuyorum. Şu an içinde bulunduğumuz bütün bu daralma hissiyatını yaşarken bir taraftan da fazlasıyla kentsel mekanlara dair, kentsel politikalara dair kararları nasıl birlikte daha katılımcı bir şekilde alabiliriz de daha çok konuşuyor olmak açıkçası bana iyi geliyor. Tabii ki burada çok farklı şey, ölçek dedik, işte zaman baskısı dedik, işte temsiliyet dedik, kim neyi temsil ediyor dedik. Bunun gibi çok çok önemli konularda cevaplanmayı önümüzde bekliyor. Bu arada yol çamurlu olsa da, yani hani nereden tutsak elimizde kalıyor, bunu başka başka oturumlar düzenleyip tekrar tekrar konuşsak eminim başka çözümsüzlüklerle yine karşılaşacağız. Belki şu noktada, hani bu bir önceki oturumda bahsi geçen yeryüzü hakları meselesinde, yani en temel ilke olarak katılımın gerekliliğine ikna olursak, herkes şüphe duymadan evet bu bir gereklilik ama nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama bu bir gereklilik, bu olmazsa olmaz bir şey diye baştan herkes bu kabulle katkı koyduğunda ve uğraştığında elbet bu iş bir yere bizi götürecektir diye düşünüyorum o anlamda. Sanırım Erdem Üngür söz istemiş. Buyurun. Merhabalar. Toparlamaya çalışayım. İki şey var kafamda. Bir tanesini aslında şu anda bir yorum siz okumadınız ama ben okuyayım. O yorumla ilişkili çünkü. Emre Erbirer yazmış. Buraya katılan kişilerle ilgili bir anket yapsak. Bunu mimar tasarımcıdır. İşte demokrasidekiler temsil edebiliyor mu gibi. O benim aklıma getirdi. Geçen gün babam televizyon izliyordu. KRT diye bir kanal var. Orada Doğan Hasol'la Alper Ünlü çıkmışlardı televizyona ve burada söylenenlerin neredeyse tam tersini söylediler. Yani işte katılımcılık diye bir şey mi olur kardeşim? İşte bilim diye bir şey var. Mimarlık bir disiplindir. İşte bilim adamları karar verir. Öteki türlü olmaz diye o işi kapattılar. Bu yüzden hakikaten bu katılımcılık üzerine konuşurken bu katılımcılığı sağlayamamamız şu anda tam tersine
çok dar bir çevrede kalmamız gelmişti. Bir de şeyi söyleyecektim. O da hayret. Keşke baban da katılsaydı Arda. Ya evet aslında düşündüm ama biraz şey ya yaşlandı. ne diyecektim şey. Ha, Hayrettin ya da Nurettin Güncün gösterdiği projede bu pilot proje sanki sonuç izinden daha iyi başarılı olmuş gibi gördüm ben. Bilmiyorum. Bir anlık imajla anlaşılmaz ama yanlış da söyleyebiliyorum. Şey diyeceğim yani niyet edilen şeyle sonuç arasında da bir böyle uçurum oluyor ya işte. Hani çok iyi niyetlerle çıkılıyor, katılımcı şeylerle gidiliyor. Fakat sonuç tam tersi olabiliyor. Bu konuda da şey yazılmıştı Taksim Projesi konusunda. Burada herhalde katılımcılar arasında var mı bilmiyorum. Bu Alan Bodio'nun event olay kavramıyla ilişkili olarak konuya yaklaşanlar olmuştu. İşte zaten olay tasarlanacak bir şey değildir. Yani hayatı tasarlayamayız. Tasarlayacağımız şey gündelik hayatın tekrarlarını, sirkülasyonu falan filan tasarlayabiliriz tasarımcı olarak. Olay kendiliğinden oluşur, kontrolsüzdür. Yani bunu tasarlamaya çalışmanın demokratik, katılımcı bir mekanı oluşturmanın zaten imkanı yok tasarımcılar için gibi de bir sanki tartışma kanalı olmuştu ama bugün çok gelinmedi. Bunları söylemek istedim. İçinde kalmasını diye çok teşekkür. Teşekkürler. Burada tasarım hocam meselesini de bir sonuç odaklı bir şey değil de tasarımın kendisini de yine o süreç olarak belki düşünmek açıcı olabilir. Yani o şey yorumunu da altını çizmek lazım tabii. Yani tasarım cemiyeti, komünitesi de katılım meselesine böyle buradaki bizim işte daha çok katılmak istiyoruz ama önümüze türlü engeller çıkıyor beklentisinden hala çok uzak olduğunu, tasarım eğitiminin de hala buna çok uzak olduğunu, dolayısıyla içindeki demokrasimiz de buna çok hala uzak olduğunun hakkını verelim, teslim edelim. Evet. Onun altını çizmek istedim. O yüzden henüz oluşmadı, oluşamadı. Bunun mücadelesinde vermek gerekiyor bu açıdan. Gümeç Karamük söz istemiş, el kaldırmış. Buyurun. Yanlış mı aktarıldı bize? El kaldırmış. El kaldırdı ve sonra ayrıldı mı acaba? Şu an içeride değil. Peki. Tamam. Yarışmalar neden sadece mimarlara yönelik? Kentle ilgili kararlarda neden sosyologlar, araştırmacılar, iletişimcilere, antropologlara yönelik yarışmalar yok diye sorulmuş. Bu Taksim yarışması ile ilgili kolokyumda da işte neden heykeltıraşlar yarışmaya katılamıyor itirazına benzer bir şey aslında. Belki işte o yarışma süreçlerinin de şartnameleri ya da ara mekanizmaları farklı şekilde işletilse farklı şekilde sonuçlar elde edilebilir. Buraya Emre Erbirer, buraya katılan kişilerle ilgili kısa bir anket yapsak aramızda mimar tasarımcı olmayan kaç kişi var? Kamuda bu konu tasarım dışında ne kadar temsil ediliyor demiş. Şunu yapabilir isterseniz altta reaksiyon eğer mimar değilseniz, tasarımcı değilseniz reaksiyonla alkışı eğer seçerseniz altta rekordun yanında reaksiyon. Görürüz kaç kişi tasarımcı evet, değil. Kaç kişi tasarımcı ben değil. Ben birinci sayfamdan 3 kişi gördüm. 4 kişi. Evet artı olarak. 5 kişi. Teşekkürler bu soruda hepimizi kattığı için Emre'ye. Koran Gümüş söz istemiş. Koran bir dakika vereceğim sana. 7 kişi oldu bu arada. 2 kişi daha sonradan eklendi. Tamam. Okay. Şimdi ben bu konunun asıl konuşulması gereken mesele olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani tabii böyle basit şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Yani bu çok üzerinde tartışılması gereken bir konu. Mesela diyelim ki biz 3. Köprü mücadelesinde işte Marmara'yla İsrail'le 3. Köprü tercih arasında kaldık. Yenikapı'da işte o üniversitenin yapmış olduğu Kazulet projeyi mücadele durdurup yarışmaya çevirmek zorunda kaldık falan. Bunun için altyapı oluşturmaya çalıştık. Bütün bu deneylerin hepsi konuşulmalı. AKM bunun için nasıl bir mücadele verildi? Sonra nasıl engellendi falan. Ya ama buradaki mesele şu, çok basitçe. Dünyada herhangi bir şekilde katılımdan söz edenler ilk önce özneyle ilgili meseleyi konuşuyor. Yani yarışmayı kim düzenleyecek? Selanik'teki diyelim Aristoteles Meydanı eğer bir uluslararası yarışmaya açılıyorsa
İlk önce özne oluşturuluyor, misyon odaklı bir yapı oluşturuluyor. Çok önce içinde heykeltıraş olacak mı olmayacak meselesi değil bu. Yani bu çok öncelikli bir şeydir. Şehirsel temsil imkansızdır. Bu edinmiş olduğumuz kimlikler bizim sırtımızda bir yüktür. Bunu sorgulamadan, yani kapitalizmin yaratmış olduğu bu yükü sorgulamadan güncel sanat olmaz, güncel mimarlık olmaz. Bu güncel mimarlığın kökenlerini hala bilmiyorsak, bunun kökenlerine inemiyorsak, bu meseleyi sadece imajlar üzerinden konuşuyorsak, bizim şeyimiz bir stil paradigmasına iniyor. Modernlik demokrasidir her şeyden önce. Fikir özgürlüğüdür, sekülerleşmedir. Bunların mimarlık alanında ihmal edilip cahilce bir şeye dönüşmesi mimarlık mesleğinin doğasına aykırı bir kere. Bilginin doğasına aykırı. Dolayısıyla ben bunların konuşulabileceği zamanın şimdi olduğunu düşünüyorum. Bunu erteleyemeyiz. Bu sorunu ertelemek bizim sorumluluğumuz olamaz yani. Biz burada çok ciddi bir sorumluluk altındayız ve bu üstümüzdeki yükü, bu edinmiş olduğumuz kimliği sorgulamadan bu meseleyi tam anlayabileceğimizi zannetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bizler de zaten aslında tasarımcıları ve diğer meslek insanlarını ve de yurttaşları bir araya getiren sivil toplum kuruluşları olarak, yani burada herkes için mimarlıkta, Mekanda Adalet Derneği'de. Hafıza gerekiyor. Yani bu mücadelelerin bir hafızası alanı, var. Bir hafıza evet. Olmadan bunları konuşmamız, evet, günün sorunlarına indirgememiz mümkün değil. Doğru. Çünkü bu neoliberalizmin yaratmış olduğu dönemeci bu kırılma noktalarını analiz ederek anlayabiliriz. Bunları analiz etmeden, o sınıfsal problemi görmeden basit düz bir okumayla olmaz. İdeoloji çapraz okuma gerekiyor. 5 dakikamız kaldığı için herkese söz vermek için burada kesmek durumundayım. Evet. Dolayısıyla buradaki zaten biz de buradaki bu çabalarla ve başkalarının yaptığı çabalarla buradaki alanı büyütmeye çalışan, bu alanı açmaya çalışan, buna yönelik yeni stratejiler geliştirmeye çalışan sivil aktörler olarak ve hep beraber işte 120 kişi burada bütün gün bizde olan insanlar olarak bu alanda var olmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla artık böyle şeyin de sonuna yaklaşıyoruz. İdil Akyol tekrar bir söz istemiş. İdil'e devamında Emre Erbir'e söz veriyoruz. Buyurun. Ulaş Bayraktar da istemişti galiba. Onu da atlamayalım. Ya ben çok kısaca aslında sabah değil tabii. İlk oturumdan itibaren bütün konuştuklarımızı bir arada... Sabah gibi geldi değil mi? Sabahtan akşama kadar böyle oturmuşuz. Yok, çok güzel, çok keyifliydi. Elinize sağlık bu arada. Yani bütün bunları düşününce bir işte ne bileyim tasarımcı diyebileceğimiz, bilmiyorum, plancı olarak ve buradaki aslında zümrenin ve konuştuklarımızın da bir süzgecinden, hani süzgeçten geçirince sanki şunlar önemli gibi geliyor. Yani bizim tasarımcılar olarak tasarlama iktidarımızı devretmeyi öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Yani bu mimarlık alanında şu an özellikle tartışılan, işte az önce sanırım Emre Bey'in söylediği, bahsettiği bu işte hala vay efendim ben böyle karar verdim, vay efendim bu bilimseldir, benim dediğim geçerlidir gibi artık gerçekten çağ dışı konuşmaları bırakmamız gerekiyor. Öncelikle bu iktidarı lütfen bir kenara koyabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor tasarımcılar olarak. İkincisi de çizdiğimiz her çizginin müzakereye açık olduğunu ve politik olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani burada katılımın siyasetini konuştuk ama aslında tasarımın siyasetini de bence çok çok acil konuşmaya başlamamız gerek. Çünkü tasarımcılar olarak, yani özellikle mimarlar ve plancılar ve peyzaj mimarları olarak bu alanın içindeki yaptığımız işin ne kadar politik bir iş olduğunu farkında olduğumuzu ben düşünmüyorum. Bu eğitim alanından da başlıyor Yaşar'ın az önce bahsettiği gibi. Fakat yaptığımız iş politiktir, meselemiz kenttir. Kente dair çizilen her bir çizgi dediğim gibi müzakereye açıktır ve politiktir. Bizim öncelikle bunları tartışmamız, belki yani kendi meslek alanımızı ilk başta bunlar üzerine tekrar kurmamız gerekiyor. Ve aslında yani kentinde çatışmalar içerisinde var olduğunu, eşitsizlikler içerisinde var olduğunu ve bizim de bütün bunlar içerisinde katılımcı olsun olmasın meselemizi kent olarak ele alarak davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bütün sabahki şeylerden, sabah dedim gene, bütün oturumlardan bence çıkan en, yani benim aklımda kalan en önemli şey buydu. Müzakere etmeyi, gücü devretmeyi, iktidarı devretmeyi çok sahip olduğumuz, düşündüğümüz. Bence çok hızlı öğrenmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim tekrar bunu organize ettiğiniz için. O ilk oturumdaki bilgi sahibi olmanın da bir mülkiyet sorununa dönüşmesi, bir iktidar sorununa dönüşmesi meselesi birazcık aslında. Evet, ama öyle olmamalı aslında. Yani bu değil olması gereken. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emre.
Teşekkürler Yaşar. Ben kısaca aslında hani bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şu an aslında az önce yaptığımız bu küçük testle ne kadar homojen bir grubun içinde olduğumuzu gördük. Ve aslında hani bütün bu katılımcılık süreçleri de hep homojen bir şekilde ilerliyor ne yazık ki. Ve homojenite olduğunda da aslında sınırlı bir katılımcılıktan ve sınırlı temsiliyetten söz ediyoruz. Yani tabii ki burada böyle bir ideal hani demokrasiyi baştan keşfedelim üzerinden bir yaklaşım sunmuyorum ama ne kadar biz bu işi, bu konuşmaları, bu süreçleri heterojenleştirirsek, farklı temsiliyetlere alan açarsak o kadar aslında daha nitelikli bir süreç geçiririz. Yani burada sonuç demiyorum çünkü sonuç az önceki tartışmalarda da oldukça hani altı çizildi. Bence sonucu değil süreci biraz daha konuştuğumuz için bunun altını çizmemiz önemli. O kadar nitelikli bir süreç geçiririz. İkinci bir konuda benim her zaman mimarlık ve tasarım pratiğiyle ilgili öykündüğüm diyeyim bu alanın dışından gelen biri olarak temsiliyet konusunda inanılmaz örgütlü bir temsiliyeti olması mimarlık ve tasarım pratiklerinin. Yani akademide de, sivil toplumda da, meslek örgütlü tarafında da örgütlü bir yapıdan söz ediyoruz. Ne yazık ki az önce benim işte yazdığım, chatte yazdığım diğer disiplinler ve sektörler için böyle bir örgütlenme pratiği yok. Yani her şehirde kendi odası olan mimarlar odası gibi, bir sosyologlar odası, bir iletişimciler odası gibi bir örgütlenme pratiği yok. Veya herkes için mimarlık veya Mekanda Adalet Derneği gibi alternatif sivil toplum örgütlenmeleri de ne yazık ki sınırlı. O yüzden de aslında bu tartışmaların mimarlık ve tasarım ekseninde kalmasını anlıyorum. Ama hani bunları daha heterojenleştirmek için sonuna kadar size destek vermeye açığım demek istiyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Bu noktada söylediğin şöyle bir şey canlandırdı gözümde bir de. Hani tasarımcılar, mimarlar ya da o tür bir bilginin sahibi kişilerin en önemli silahlarından birisi oluyor bu temsil araçları bir yandan. Ve o temsil araçlarını kullanamayanlar fikir beyan edemiyor ya da fikirlerini görünür hale getiremiyorlar. Belli bir nitelikte temsiller ancak bu parlak bir render olmak zorunda değil ama bir şeyin bir plandan ifadesi ya da bir kesit çizimi daha geçerli hale geliyor. Belki bunu da bir daha düşünmek lazım. Yani o mevzuların bir iletişim aracı gibi kullanılması, bir silah gibi kullanılmaması ve başka tür katılımları nasıl dahil ederiz bu meseleye diye. Ulaş Bayraktar söz istemişti ama. Yok, istemedim aslında. Yani o mimar olmadığıma dair el sallamaya çalışıyoruz. Okay. Ben bu arada hazır kameranızı açmışken şöyle bir şey soracağım size. Bu biraz önceki arkadaşta da açıldı. Bu temsili demokrasi meselesini belki biraz açabiliriz diye düşündüm bu son yorumlardan ama tabii ki istemezseniz açmayabilirsiniz. Açalım. Ne bağlamda o nereden şu an ben de bağlayayım. Ulaş, arkadan bir konuşmalar Ulaş herhalde haberleri verirken sen soruyu sordun o da hazırlıksız yakalandı. Aslında yani burada katılım alanını özellikle belli projeler üzerinden son oturumda Ulaş daha biraz daha somutlamış olmuştuk. Devamında da yani bu sivil alanla temsilli demokrasi arasındaki ilişkiye dair belki bir ihtiyacı şey yapmak ister misin diye soruyu pasladık. Ama tabii şeyde değilsin, kendini öyle bir zorunluluk içinde hissetme. Evet yani. Yok, kötü hissettim hayır. Şu anda, şimdi, topu geri alıyorum. Hayır, yok çalışmadığım yerden değil soru ama şey olarak da. Hani şeyi söyleyeceğim bir kere yani bu kadar mimarın arasında konuşmak zor gerçekten çünkü o yani yerel yönetimler kent siyaset çalışan biri olarak onu hep hissetmişimdir. Şehir plancılarıyla kamu yönetimcileri arasında yani o planın teknik kuralları veya mimarlığın o daha estetik, daha sanatsal, daha işlevsel boyutlarıyla siyasetin gereklilikleri. Yani bana soracak olursanız mesela Gecekondu'nun aslında çok demokratik bir mimari yapı olduğunu söylerim. Yani ihtiyaçlara göre şekillenmiş ve yani o yaşayan hane sakininin şekillendirdiği bir yapı. Baktığınızda yani bütün o işin güvenlik, teknik, bilimsel, estetik
şeylerini bir tarafa bırakırsanız aslında gecekondu çok demokratiktir. İşte siyasi temsil de aslında bir gecekondu demokrasisini bana çağrıştırıyor. Çünkü yani biz belli bir belli bir eğitim, belli bir birikim sürecinden sonra bazı şeyleri o geçmişin ışığında görüyoruz ve öyle algılıyoruz ve onu algılanmayanlara, bizim gibi algılamayanlara karşı daha böyle cahil veya daha işte başka başka çıkarları olan, başka hesapları olan insanlar gözüyle bakıyoruz. Oysa o başka bir dünya ve başka ihtiyaçlara hitap ediyor. Yani katılımcılık dediğinizde mesela aslında Türkiye toplumu çok katılımcı. Yani şu CİMER hikayesini ne kadar etkili olarak kullandığını görüyorsunuz. Veya işte hemşeri derneklerin o patronaj ilişkilerindeki daha asimetrik katılım metotlarında, işte cemaatlerin siyasetteki etkisine, hemşeri gruplarının etkisine, yani o tür kanalları kullanmayı çok iyi bilen bir toplumuz aslında. Biz sadece şimdi kendi idealimizde daha bilimsel, daha sanatsal, daha estetik bir katılımın eksikliğini hissettiğimiz için birazcık şey yapıyoruz. İşte bu ikisini, yani birazcık bizim o yani o temsil o yüzden önemli. Kalkıp da ben şimdi bu kent hakkında bir şeyler söylüyorum ama o kentin bütün kahvehanelerinde siyaset yapmış milyonlarca insanla el sıkışmış ve öpüşmüş bir siyasetçi kadar temas içinde olmadığımı da kabullenerek bunu söylüyorum. Yani o yüzden de birazcık daha belki o ikisi arasında bir yerlerde buluşmanın yöntemleri üzerine düşünmek lazım. Ne bizim dediğimiz kadar bilimsel, estetik, akademik olmak zorunda, ne de işte bir gecekondunun güvencesizliğine ve işte o derme çatmalığına bir arada bir yerlerde buluşmanın sürecini inşa etmek. O yüzden yine geri dönüyorum. Benim için çok kıymetlidir Düzce Umut Evleri. Oradaki gibi bir denge, uzmanla işte o layman, hani o sokaktaki vatandaş şeyini buluşturacak mekanizmalara ihtiyaç var. Bunun yarışma şeyinde olmadığı aşikar, hani gerçekten de, ama bu da bir metottur. Hani bu yöndeki çabaların eleştiriyor olmamız onların kıymetsiz olduğu anlamına gelmez. Bir yerlerden başlanmış olması, hani bu yarışmayla başlar ama ona dair, yani şu açıdan Taksim Meydanı gerçekten başlamak için çok talihsiz bir seçimdi. Belki birazcık daha ısınma turları, daha minör yerlerden başlayabilirdi. Ama bence bu da bir kazançtır. Bunu alıp cebimize koyup ondan sonra, yani Vizyon 2050 mesela, ben daha farklı bir mantıkla yürütüleceğine çok inanıyorum. Dolayısıyla bunlar da bence tamamen kıymetsiz sayılamazlar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Ulaş. Bu arada şey ekleyeyim, hani siz ne kadar mimarlar arasında konuşmakta zorlanıyorsanız, buradaki birçok mimar da emin olun ki yine mimarlar arasında konuşmaktan aynı derecede zorlanılıyor. Yani bu mimarlar dediğimiz şey de aslında homojen bir küme değil. Yok, ben mimarlardan kendisi korkarım bana. Çünkü yaşayan tanrılar gibi gelirler. Yani ben anlar, sanattan anlar, felsefeden anlar. Evet. O yüzden hep korkarım. Yani. Biz de korkarız o noktada. Şey tanımı iyiydi bence. Onu hani dikkat çekmek istedim ben. Gecekondu tanımı. Bu da mesela mimarlık camiasında çok tartışılan bir meseledir. Eskidi aslında bu tartışma ama belki orada işte bu işin sanatsal mı, mühendislik tarafı mı, estetik mi gibi tartışmalarını niceliksel, niteliksel tarafa çeksek, gecekondu evet niceliksel olarak yani düşük seviye, yoksun olabilir ama niteliksel olarak daha üst seviyede bir durumu işaret ediyor olabilir. Bu tartışmalar gerçekten mimarlık sınırları içinde. Biraz o mimarların belki iktidar alanını terk etmemesinden ya da bunu açık kabul etmemesinden çok tartışılabilir şeyler olamıyorlar. Evet. Artık kapatıyoruz arkadaşlar. Yani çok sağ olun. 4 saatlik bir maraton oldu. Şimdi şöyle, Yelta sizle aslında e-maillerimizi boşuna paylaşmadı. Her ne kadar bu yolladığımız arayüze yorumlar yazanlarınız olduysa da lütfen özellikle bu katılım meselesi, yerel politikalara ve kentsel tasarıma katılım meselesindeki burada paylaşamadığınızı düşündüğünüz görüşlerinizi de paylaşın. Biz iki dernek olarak ortak çalışmayı sürdüreceğiz ve hedefimiz de aslında bir ilkeler bütünlüğünü ortaya koyabilir miyiz? Bir rapor çalışması yapabilir miyiz? Burayı beslemenizi, hep beraber bunun üzerinde çalışmayı
istiyoruz. O yüzden bu davetimizi ve oraya atılan, yani infolara atılan boş mesajlar gibi değil, gerçekten okunacak değerli görüşler olarak düşünebilirsiniz. Bunu tekrardan bir hatırlatmış olalım. Evet, bunun da bir süreç olduğunu hatırlatmış olalım aynı şekilde. Evet ve bu yani ben son olarak gerçekten böylesi bir yani kendi kamusal alanımızı kendimizin birlikte bu şekilde oluşturuyor olmamızdan oldukça mutluyum. Umarım bu çabalar, bu temaslar da çoğalacaktır. Ortak üretimler çoğalacaktır diyorum. Son olarak Yuvacan'a sözü bırakmadan tekrardan Esin Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu zorlu görevde. En yorucu işi kendisi yaptı gerçekten. Esin Hanım, her zaman biz onu yormayı başarıyoruz sanırım. Her etkinliğimizde yormaya da devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, Yuvacan, sen ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Ben biraz gözümde büyümüştü aslında. 4 saat nasıl olacak falan diye biraz telaş yapmıştım ama gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamadım kendi adıma ve gerçekten sabahtan beri birlikte oturup sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Herkese çok teşekkürler. Bu arada biz bu işin görünen yüzüyüz Yaşar'la ama arkada bu işin organizasyonunda görev alan Emre Gündoğdu, Bahar Bayhan. Herkes Selin kamerasını Gündoğdu açsın mı acaba bizim için? Evet, Yelta Köm, Merve Gül Özkok yer aldı. Hep birlikte organize ettik. Herkes adına onlara da teşekkür etmiş olayım. Ve bu oturumu gerçekten bir süreç olarak ele alalım ve devamdaki katkılarınızı yine bekliyoruz ve biz de üzerinde tekrar çalışıp bir ilkeler bütünü gerçekten oluşturabilir miyiz? Bu tartışmalara bir katkı sunabilir miyiz diye üzerine tekrar çalışacağız. Herkese çok teşekkürler. Sağlıkla kalın.